Alo, Naciyeciğim. Akşam bize yemeğe misafir geliyor. Çok önemli misafirler. Elif'in annesiyle babası. Bak, sushi'ydi, risotto'ydu, apple pie'dı. Ne bulursan hepsini Allah ne verdiye yapıyorsun, tamam mı? Anne Diyanım, ben onları nereden bileyim? Ayol, aç internete, bak tariflerine. Naciye, artık kendini dünya mutfağına, füzyon lezzetlere aç hayatım. Bak, yanarız sonra. Hadi, sana güveniyorum. In Naciye We Trust. Hadi canım. Tamam Medya Hanım, da ben onları nerede bulacağım? Tamam, peki. Naciye, Karadeniz'de gemileri mi battı kızım? Ne bu surat? Sormayın İsmail Bey. Elif Hanım'ın annesiyle babası gelmiş. Akşama da bizde yemek varmış. İyi ya, işte bunda ne var üzülecek? Medya Hanım şuşu yap dedi. O ne ki? Şuşu mu? Delirdin bu kadın ya. İnsanlar yurt dışından geliyor, bu kalkıp onlara ecnebi yemeği yapıyor. Ya sen ne yap biliyor musun Naciye? Böyle güzel bir pastırmalı kuru fasulye yap. Yanına da bir pilav, bir cacık, oh be! İnsanların midesi bayram etsin ya. Ama İsmail Bey, Medya Hanım dedi ki... Ne dedi be? Sanki dediğini biliyorsun da yapacaksın. Ama Medya Hanım kesin kovar beni bu sefer. Aman kovarsa kovsun. O kovarsa ben tekrar işe alırım. Oldu mu? Hadi bakalım. Hadi kızım. Hoş geldiniz Medya Hanım. Hoş bulduk Naciye. Kaybedecek vakit yok. Tempo, tempo, tempo. Hop, hop, hop. Ay, nasıl? Ay, Naciye, aktif, dinamik ve heyecanlı ol lütfen. Yemekler pişti mi? Yok, yapıyorum daha. Ben birazdan 2-3 tane de garson çağırırım, tam oluruz. Servisi ben yapardım Medya Hanım. Ay, senin yapman olur mu hiç Naciye? Her şeyin bir adabı var. Al, bunu da misafirler gelmeden giyersin. Bu ne Medya Hanım? Bak bakalım. Ay bu ne Medya Hanım? Jartiyerler falan. Hizmetçi kostümü Naciye. Avrupa'daki evlerde çalışanlar hep bunu giyiyor. Gerçi bunu aldığım yerde bir de kırbaç vardı aksesuar olarak ama niye vardı anlamadım. Onun için de onu almadım. Neyse, dünürler gelmeden giyersin güzelce. Hadi. Tempo, tempo, tempo. Ay, hadi Naciye. Ay, ama Medya Hanım. François, her şey dediğim gibi değil mi? Bir aksilik yok. Yemekler yetişti mi? François. Naciye, sana söylüyorum. Bana mı dediniz Medya Hanım? Ay, bir türlü alışamadım bu isme. Alışsan iyi edersin. Hem sen niye üstünü giyinmedin hala? Ben onu nasıl giyerim Medya Hanım? Aa, giyeceksin dedim mi giyecek. Ah! Bu ne? Ah! Kuru fasulye mi? Rezillik! Anadolu'dan görünüm programı mı burası? İsmail Bey yaptırdı Medya Hanım. Hem niye öyle diyorsunuz? Siz de çok seversiniz. Pardon, hangi benmişim kuru fasulye seven? Ay, şimdi aklımı çıldıracağım. Risottolar, suşiler hazır mı? Sen onu söyle bana. Efendim? Yok mu demeye çalışıyorsun? Bugün bu evde sadece avam avam kuru fasulye mi yapıldı? Ha? Naciye kızım, kurunun yanına turşu da çıkardın değil mi yavrum? Çıkarttım İsmail Bey. Aa, bir de turşu da çıkarttın mı diyor. Baba, siz ne karışıyorsunuz? Nasıl bir menü bu? Yani az sonra evimize Avrupa görmüş, dünürümüz olacak insanlar gelecek. Yani vallahi bu halimiz utandırıyor beni. Alt etmiş sen. Ne varmış utanacak bunda? Canım, bu insanlara bir sushi, bir risotto ikram etmek dururken... Aşk olsun baba yani ya, benim ne hayallerim vardı. Kuru fasulyeymiş, vallahi bu bana yapılmaz. Sanki babanın evinde de şuşu yiyordun değil mi? Bir defa onun adı şuşu değil, sushi. Aman, sushi. Bir türlü öğrenemediniz. Ne halsa. Oh, Naciye bu mis gibi kokuyor ya, ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun İsmail Bey. Vallahi şimdiden acıktım. François, Naciye hemen git üstünü değiştir, daha fazla delirtme beni. Yürü, yürü. Kuru fasulyeymiş ya. Ay, mis gibi de kokuyor. Ay, şimdi bir de yanına kuru soğan olacaktı. Böyle cücüğünü kırıp... Ay! Ne diyorum ben be?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kalbim darma duman, senden iz yok.